Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Bak, bak Arda Ege'nin nezarette olduğunu biliyordu. En başından beri biliyordu. Bunu bilemeyiz ki. Ya Melodi sen de duymadın mı? Ya duydum evet de Kaan'la ilgili bir şeyler de geçti aynı arada. Belki okulla alakalıdır. Kaan mı? Ay o yılışık olan Kaan. İyi de onların arası kötüydü. Neden? Tabii sen bilmiyorsun da. Yani Arda zamanında Kaan'ın sevgilisini elinden aldı. Tabii Kaan da o kızı pek hak etmiyordu ama. Oo hadi ya. Arda abim de kötü yapmış. Arda abin çapkınlıklarıyla dillere destandır. Ama beni şu an ilgilendiren tek şey Arda'nın Ege'nin nezarette olduğunu bizden niye sakladı? Aklıma tek bir şey geliyor. Ne? Yani abim ortalarda yokken Zeynep'le daha rahat vakit geçirmek içindir belki. Ege varken ne oluyor? Zaman geçiremiyorlar mı? Ya ne bileyim işte. Akıl yürütüyorum. O devir bitti. Ege artık benim sevgilim. Anlıyoruz canım. İyi. Sıra Arda'nın anlamasında. Bakalım niye en başından haber vermemiş, niye saklamış? Bir onu da öğrenelim, hesabını soralım. Alo, akşamki parti için bir şey lazım mı? Bak içecek falan her şey okey değil mi? Oğlum bak cips, punch, manch bir şey eksikse söyleyin ayarlayalım. Millet sabahlayacak çünkü. Ya yolsuz kalmayalım diye diyorum. Tamam, tamam. Tamam tamam hadi bay bay. Zeynep bitti mi dersin? Hadi yemek yiyelim. Ya şey Arda ben kitabımı unutmuşum da hemen alıp geliyorum tamam mı? Zeynep. Bak hiçbir şey için seni zorlamak istemiyorum. Gelmek istemiyorsan gelme. Ama bana bu şansı veren, beni umutlandıran sensin. Arda biliyorum. Ben zaten aradım seni ama telefonum meşguldü. Bak gerçekten kitabımı unuttum ben. Hemen alıp geleceğim. Bekle beni burada. Ne yapıyorsun kızım sen? Delirdin mi? Evet delirdim. Ege'nin nezarette olduğundan neden benim haberim yok? Neden hiç kimsenin haberi yok? Bana bak sen yine kendi kendine iş mi karıştırıyorsun arkamdan benim? Gerizekalı. Söylesene. Hani ortaktık? Hani her şeyi paylaşıyorduk? Neden tek başına hareket ediyorsun? Bak biz seninle hiçbir zaman ortak olmadık Melis. Sadece ortak amaçlarımız vardı o kadar. Ha, şimdi öyle oldu. Öyle mi? Ya, ya her şeyi geç. Ege senin, kuzenin, kuzenin. Bana bak, Ege'nin nezarette olmasında senin bir payın var mı? Ne diyorsun kızım sen, ha? Arda, eğer öyleyse kork benden. Eğer Ege'nin kariyerine bir zarar gelirse bedelini çok ağır ödetirim sana. Okey, şimdi anlaşıldı senin neden sürekli Ege diye direttiğin. Nedenmiş? İkiniz de bedel ödetmeye bayılıyorsunuz çünkü. Hem sen neden buradasın ya? Hı? Gitsene karakola aşkının yanına. Ya babam orada babam. Nasıl gideyim ne açıklayacağım? Hem konuyu değiştirme. Ege neden nezarette dedim. Ne? Ne nezareti? Ne oluyor? Sana ne? Ne ilgilendiriyor ki seni Ege? Ne oldu diye sordum sadece. Ya bir şey yok yani biz de bilmiyoruz. Melis daha yeni söyledi. Değil mi Melis? Ya, evet. Anladım. Tamam, Arda biz sonra yemek yeriz tamam mı? Önce bir şu işin aslını öğrenelim. Vay. Hepsi senin yüzünden ya. İyi halt ettin yani, bravo. Bak sürekli kendi bacağına sıkıyorsun, farkında mısın Melis? Vallahi bravo ya. Ege yokken Zeynep'le baş başa yemek yemeler falan. Cebinde senin evlilik yüzüğü de falan vardır. Oha. Gerçekten varmış. Bırak şunu ya. İyi planmış ha. Ege'yi nezarethaneye sür. Sen burada keyfini çıkar. Her şeyi mahvettin ya. Bravo. Gerçekten bravo. Eğer sen beni yok sayarsan ben de seni yok sayarım. Anladın mı? Sen var ya salaksın. Ayağına gelen fırsatı değerlendireceğine gelmiş burada benle uğraşıyorsun. Seni de ne güzel bir dertten kurtaracaktım. Hmm.
Her şeyi mahvettin ya. Bana haber verme tenezzülünde bulunsaydın bunların hiçbiri olmazdı. Arkamdan iş çevirirsen işte böyle ikimiz de yanarız. Hem say sen nereden biliyorsun Ege'nin başına gelenleri? Ege mi aradı seni? Aha, beni aradı. Ne dedi? Ne olmuş yani? Şey dedi işte, bunlar aramızda kalsın, kimseye bir şey bahsetme falan dedi. Yani benim öğrenmem lazım bunun arkasında kimin olduğunu. Kesin Zeynep var, kesin.